Merhaba. Hoş geldin. Merhabalar. Nerede? Ne? Arkadaşım. Efendim? Bir eksiklik hissetmedin mi sahnede? Hayır, o kadar huzurluyum şu an. Bence benim aradığım şey buydu yani. Nerede? Korkarım Salih abiyi soruyorsunuz. Daha çok korkarım ki bilmiyorum yani. Aslında bilmek de çok istemiyorum şu an. Arkadaşım, aynı evden gelmiyor musunuz? Ya işte benim bütün sıkıntım o ya. Şimdi şöyle bir durum oldu. Salih abi krediyle villa olayına girdi. Neye girdi? Düşünün işte artık neye girdiyse yani. Bir kredi başvurusu yaptı da böyle bir villa tipi bir ev. Ben dedim bir anın çok acele oldu bu abi falan dedim ama. Arkadaşım. Efendim. Hayatımda tanıdığım en yeteneksiz iki kişisiniz. Ama neye güvenerek villa işine giriyorsunuz? Ha. Ya hep bizi böyle bir ikili olarak değerlendirince belki o şeyi yaşıyor olabilirsin. Aslında bana bir tek bakarsanız bazen daha çekici olabilirim yani öyle düşünüyorum. Ol bakayım çekici. Ama bunun için de bir hazırlık aşaması lazım. Öyle hemen de çekici olunmaz yani. Mesela? Çünkü hafif bir şey yapabilirim yani. Öyle bir şey. Yani tamam, şimdilik... gel soldan yap bir çekici. Soldan çekici geleyim. Gel bakayım. 3, 2, 1. Oo. Kayıt. Sahne küçük aslında. Bunu daha çok... Yani daha çok yere ihtiyacım var. O yüzden belki sonra koridorda falan da gösterebilirim. Yani hiç yapmamış değilim yani. Senden hiçbir şey olmaz. Bu da bir bakış açısı, bu da bir başlangıç yani. En azından... işte en şu ayrıca, an ilk defa bir şey yazılı olsun kendini istedim. Kendini çekici zannediyor olman da çok sakıncalı. Çünkü devamlı ön sıradaki güzel kızlara bakıyorsun. Demek bir yerden onu tespit ettiniz yani. Ama ben hani seyircinin keyfi yerinde mi falan diye bakıyorum artık çünkü onlar bizden biri olduğu için, değil mi? Arkadaşım. Seyircilere asılma. Tövbe estağfurullah. Ben o tarz hiç... Arkadaşım. Efendim? Bir daha seyirciye asıldığını duyarsam, göz ucuyla kızları kestiğini görürsem atarım. Seyirciyi mi? Çünkü yani... Karşılıklı bir şey o da yani. Şimdi siz kabul edersiniz. Yani dur kurken arkadaşım, Salih abinin villasında bahçıvan olursun. Bana hiç kurtuluş yok yani. Hayırlısı. Bir daha duymayayım. Ya böyle bir şey nereden aklınıza geldi? Ben zaten şaşırdım ya. Öyle bir şey söz konusu değil. Ama... Arkadaşım beni yayınlamak zorunda bırakma. Neyi yayın? Nasıl bir... Reji, bu arkadaş telefonlara bakarken... Yaptığı konuşmayı bir yayınlar mısınız? Komedirken buyurun. Merhaba, seyirci olmak istiyoruz da biz dört arkadaş. Ne yapmamız gerekiyor acaba? Beraber mi geleceksiniz? Evet. O zaman ben isminizi yazmam lazım sizin. Benim adım Asuman. Bir dakika, vaktiniz var mı? Çünkü kağıt falan da olmadığı için şey yapacağım. Cep telefonum lazım. Asuman mı? Evet. Dört arkadaş geliyorsun. Evet. Karışık mı yoksa sırf bayan mı? Dördümüz de bayanız. Ha, diğer arkadaşlar isimleri. Canan, Nala, Arzu. Arzu nasıl biri? İyi biridir. Sizi çok sever, çok iyidir, seyreder sizi sürekli. Biz nerede seyrediyor ben hiç bilmiyorum. Televizyonda komedi dükkanını. Anladım, şakacı bir insan. Tamam, ben Arzu'nun cebini alabilir... Ha, pardon. Sizin cebinizi alabilir miyim ben? Tabii, vereyim. Yazıyor musunuz? Yok, ben komple cebinizi alayım diye biliyorum. Çünkü kağıt kağıdı pil çabuk bitiyor. Tamam, 0532-330... Tek hat mı? Evet. Anladım. Arzu'nunkini de vereyim mi? Sormuştunuz. Yani önce bir göreyim... kaç yaşındasınız siz? 21. Ben yerimize yazdım çünkü takıldığım şey olursa arayabilir miyim ben? Tabii. Yani bir sorun çıktığında mutlaka söyleyin. Ona göre dört arkadaş geleceğiz çünkü. Son bir şey soracağım ben. Abi falan var mı sizin? Var. Dört tane.
Ha, biz bu hafta dolu bizim ya. Şimdi biz kaybettik. Bu hafta hiç yer yok ya. Bir dahaki hafta? Arzu Hanım mı var mı abisi? Beraber mi gelmemiz gerekiyor abilerimizle? Hayır yok yok. Zaten listeye baktım bayağı doluymuş ya. Dönüp tutuluyor ki. Ben şimdi bilmiyorum çünkü. Şimdi bakınca gördüm. Neyse haydi bakalım. Sevgiler hadi. Yani yolunu kaybetmiş bir seyirci. Ben faydalı olmak istemişim. Herhalde o da anlaşıldı. Arkadaş. Avucumun içindesin. Mecazi olarak mı? Evet. Çok fena yaparım. Hayırlısı yani. Daha bunlardan 200 tane var. Salih abi uyutup ofise gelip telefonlara bakıyorsun. Ben de bir ucundan tutayım işin, yardım edeyim size diye ama... Hiçbir şeyin ucundan tutma. Neyin ucundan tutsan batırıyorsun. Eyvallah. Çağır şu adamı. Saygıyla çağır. Terbiyesiz. Beraber gelsin. Salih abi. Direniyor. Arkadaşım bağır. Salih abicim. Saygıyı da koydum. Evet. Evet. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk efendim. Şimdi arkadaşım sizden özür dileyecek, elinizi öpecek. Ne oldu? Ya geçen bir şey olmadı bayram, aramızda. Ha, geçen bayram gelemedim. Sağ ol, gerçekten. Sağ ol Tolga'cığım. Erken mi geldi arkadaş? Ha, ben... yola çıktı ben gelirken. Yok, aramızda. Sahnedeki durumuna bağlı. Bana karşı bir yamuğu olursa söylerim. Evet, nedir, mevzu ne? 80 günde devre alem. Okudunuz mu? Çocukken okumuşuzdur herhalde. Ne zaman beyefendi çocukken? Bilmiyorum. Ne zaman çocuktun tam onu hatırlamam lazım. Evet, ben ne zaman çocuktum. Kaç yaşında doğdun sen? Yani her program önden mi geçmesi gerekiyor bu arkadaşım? Beyefendi konsept budur. Affedersiniz konsept. Arkadaşın yani çapını biliyorsunuz zaten. Yani bir yolluk mesafesi var, sürekli buradan geçiyor. Bu da bizim üstümüze zimmetli. Ya biz sürekli gergin anlar yaşıyoruz burada yani. Beyefendi, Mr. Fox'sunuz. Mr. Fox. Arkadaşım da uşağınız paspartu. Mesbörtü. Ha, uluslararası bir yere mi gidiyor? Pasaport mu lazım? Ya, ben, nasıl bir hikaye bu? Ne? Beyefendi, siz arkadaşlarınıza söz verdiniz. Ha. İddiaya girdiniz 80 günde dünyayı dolaşırım diye. 80 günde dünyayı dolaştım. Evet, öyle bir söz verdiniz cemiyette. Cemiyet, hangi cemiyet bu? Londra Severler Cemiyeti beyefendi, geçin sola. Londra Severler Cemiyeti. Evet, beyefendi geçin sola. Londra. Arkadaşım, al beyefendiyi götür sola. Ha, kendi gider. Bana evet. Göre sola. Londra Severler ve Serenofil çok bana göre sola diyor. Merhaba, merhaba, hoş geldin. Ben dolaşıyor muyum? Seyir arkadaşım, yok. Geç sola. Ben de sola. Şimdi 80 günde mi dolaşacağız bütün dünyayı? Beyefendi gelin mikrofonun önüne siz. O arkadaşım kadar... kalsan solda. Bana kendini unutturma. Hayır şimdi böyle bir şey atıyor ortaya. Sonra kaset bitecek. 40. günde biz fırça yiyeceğiz gene. Beyefendi beni tekrar edin yeter. Çok zenginim. Çok zenginim. Londra'da yaşıyorum. Londra'da yaşıyorum. Çok kibarım. Çok kibarım. Karizmatiyim. Karizmatiyim. İnandınız mı? İnandınız mı? İnanmamışlar. Neyse şaka yaptım. Cemiyette söz verdim arkadaşlara. Cemiyette söz verdim Londra'da Sevenler Derneği'ne. Ya yorum abi adam zaten çok 80 iyi 80 günde devri alem edeceğim, iddiayı ben kazanacağım. 80 günde devri alem edeceğim ve iddiayı ben kazanacağım. Ama kendime bir yardımcı bulmam lazım. Ama kendime bir yardımcı bulmam lazım. Hat gazete... girdi için. Ne hazırım ben. Arkadaşım gel, Mr. Fogg'tan işi al. Ver abi. Hadi eyvallah, hayırlı olsun. Arkadaşım. Heh. 3-2-1 kayıt diyeceğim. Mr. Fogg'a iş müracaatı yap, işi al, bir dakikan var. Bir dakikayı geçerse yakarım. Git sola. Kontratı mı yapıyorsun? Ne oluyor? Ben... Git sola. Geliyorum. Tamam hazırım. Ben 3-2-1... Tolgacığım dikkat et. Çok zengin bir adam. Uşak rolündesin. Siz de pipo içiyorsunuz beyefendi. Ya sürekli... Senin... Pipo içiyorsunuz. Pipo içiyor. Ben sürekli evet. Uşak oluyorum. Hep bir şeyleri ben oluyorum ya. 3-2-1 kayıt buyurun. Ne oynarlar? Hiç kafanı yorma. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? Eyvallah. Bir iş başvurusu yapacağım ben. Evet. Bana buyurabilirsiniz. Dudak verirken mi? Tabii. Konuşamıyorum ki. Geçmiş olsun, ağzınıza ne oldu ya? Pipo var ya ağzımda. Pipo olunca şöyle. Ha, pipoyu içeri mi sokmuş parmağıyla? Tiryaki bu, komple içiyor. Öyle bir ortamış yani.
Beyefendi, 80 evet. günde dünyayı dolaştırmam lazım size. İddiayı kaybedeceksiniz. Aa, buyurun. Söndür pipoyu. Vakit kaybediyor. Tamam, gel. Gel al şu işi. Gel. 30 saniyen kaldı. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol. Ben şey, pasaportlu. Paspartu. Pipo elinde hala duruyor mu? Tabii. Beyefendi, pipo yok. Attım. Allah belanı versin. Sağ olun. Evet, hiç yakışmıyor böyle. Efendim, sizi rahatsız etme sebebim şu. Ben gazetede bir ilanınızı... Gazete oluyor. Evet. Gazetede bir ilanınızı gördüm. Evet. Bir aradığınız özelliklere sahip olduğumu düşünüyorum. Evet. Yani her şey yerinde. Tamamen işe konsantre çok olmuş güzel. Durumdayım. Eyvallah. Nasıl yapalım? Ne yapalım? Ya ne kadar alacağım ben? Beyefendi, alın şunu işe. Gel işe ha. Eyvallah. Gel işe. Eyvallah. Aldım işe. Çok güzel. Sağ ol. Arkadaşım, şimdi beyefendinin valizlerini alın. 7 tane bavulu var. Hepsini bir yerlerinize takın. Mr. Fogg önde, siz arkada. Bilet almaya gidiyorsunuz. Valizler gemiyle gideceksiniz önce. Süper tamam. Toplanmışsın. Hiç gözükmüyor. En küçüğü oradan. En küçüğü oradan başlıyor. Boy arkadaşım, çabuk al valizleri. Çok güzel. Uçağa mı yetişiyoruz? Gemiye. Gemiye ha. Geri kalan gemiye üçünü gidiyor. Nasıl şey yapacağım onu bilmiyorum. Arkadaşım, al hepsini sırtına. Biraz insan ol sen de taşı be abi. Ya çünkü bu bir yolculuktur. Hani bu kader ortaklığı yani. Arkadaşım, Mr. Fogg'la böyle konuşma. Konuşulmaz. Ya beni arkadaşız da ne diyor? Arkadaşım, hadi tamam mısın? Tamam mısın? Evet, tamam. Evet, beyefendi önde, siz arkada. İki tur atın sahnede. Evet. Sahnede iki tur atın. Evet. Atın turu. Ha, atın çok turu. Zengin Londra'da yürüyoruz mal gibi böyle. Beyefendi, şimdi haritayı kenara koyun. Evet, yürüyün gelin. Bunu da koltuğun altına versen. Verin. Evet. Al bakayım yavrum. Evet beyefendi. Valize dikkat. Piyanist arkadaşım, bilet gişesi. Evet. Verin oraya. Durun. Paspartu'ya deyin ki git iki tane bilet al. Benim ona vereceğim cevabı ben burada vereyim mi? Nasıl alayım ben bilet ya? İki bilet alır mısın şuradan bize? Hadi bakayım. Git canım, bilet al. Piyanist arkadaşım, gişe olur. Baş üstüne. Müdür merhaba. İki tane bilet al. Tam nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Amerika'ya. Amerika'ya. Amerika'ya iki bilet. Amerika'ya iki bilet. Ben gazete mi okuyorum kenarda? Biri evet, fütursuz, öbürü sempatik. Her gelen araya sıkıştırıyor vallahi. Destek! Arkadaşım. Efendim. Bilet alırken para verdiniz mi? Vermedim. O saati konuştunuz mu? Tanıdık, bizim mahalleden yazıyor. Veresiye yazıyor. Türk arkadaşım, seninle uğraşamam. Benim uğraşılacak bir halim yok. Ver geri kartı. Piyanist arkadaşım, al kartı. Delikanlı, şu ön cebimden parayı al bakayım. Arkadaşım. Ha. Arkadaşım, önce gel. Ha, önce. Merhaba, nasılsınız? Dikkat et, Amerika'ya dikkat biletiniz et var mı? Gemi ne zaman kalkıyor? Hadi. Sonra kaç lira? Ha. Başka sorayım mı, çocukluğu nasıl geçmiş falan? Gel. Evet. Müdür merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bas bir notayı, anlarım ben ya. Ver bir minör, ben anlarım. Şimdi biz şeye gideceğiz, Amerika'ya gideceğiz buradan. Bize iki bilet lazım. Böyle büyük yani, 10-25 bilet. Ne kadar zor olursa tutması o kadar iyi olur. Abi sen yorulma, dur tutacağım gazeteyi. İki tane bilet rica edeceğim, ne kadar? Altta neler hareketi yapıyor, ben neler... Fiyatını söylüyor. Arkadaşım. Ha. Beyefendi, siz de gelene geçene selam verin. Herkes sizi tanıyor Londra'da. Gazete mi okuyacağım, bilete mi bakacağım? Vazgeçtim beyefendi. Geçerken zaten çantayla çarptı bana. Allah beni kahretsin. Git belediyede çalış. Ne işin var, özel adamın işine giriyorsun? Böyle lavani mi olacak patronuyla? Hep beyefendi, siz boyunca onları duymadınız. Uzakta şu anda. Ha. Müdür, hello, ne kadar iki bilet? Al şunu. Üstü kalsın. Arkadaşım, babanın parası mı? Niye üstü kalıyor? Ben fitil oldum ya ona. Fırsat buldukça yiyorum parayı. Al üstünü. Ver üstünü, ver ya, üstünü ver ya. Nerede biletler? Bir dakika, alıyorum. Allah Allah. Eyvallah. Sağ ol müdür. Öpeyim mi yanağından bir de? Çok... Kaynaştık artık ya. Gel Mr. Fogg'a. Mr. Fogg, al bakalım. Çok güzel, sende kalsın. İlk cebine sok.
Beyefendi ağzına sok. Elinde yer mi var? Kaybolmasın lütfen. Evet beyefendi. Gemiye evet. Doğru ilerleyin. Binin gemiye. İki tur atıp binin. Gel bakayım şu yoldan. Arkadaşım müzik. Beni takip et. Arkadaşım iskele dar, ona göre geç. Ben güvertede mi kameraya giriyor muyum? Giriyor muyum? Güvertedesiniz. Güvertedeyim. Gerisi arkadaşım, siz görevli olun, alın biletleri. Olsunlar, olsunlar. Evet. Bakın biletleri, onaylayın. Geçirin. Doğru mu bakış yerim? Denize doğru. Evet, doğru. Evet. Arkadaşım çok... gel sen de güverteye. Müdür gözünü seveyim, gel şu bavulları koyalım sonra seyredelim. Müdür diye mi konuşacak? Ha, sen benim müdürümsün yani, ben daha olmadım, öyle olmuyor. Ya bu abla dünyayı bizle geziyor ya. Geçen hafta İspanya'daydı, şimdi burada. Merhabalar bacım. Bileti alan kişi yerleri göstermedi mi? Kameraya koymadı mı valizleri daha? Yok, benim hıyar olduğum alnında yazdığı için taşısın dedi herhalde. Pardon. Kameraya yerleştirip gelmeyecek mi yanıma? Evet kamerayı arkadaşım, mı? İki tur at git kameraya koy. Pardon, kameraya koymuş. Kamera karıştı şimdi. Gerçek İngiliz. Aklı, aklı kamera, kamera, kamera. Ya. Beyefendi. Ya efendim, ben gene iskeleden geçtim. Siz manzaraya bakın. Arkadaşım haritayı al da gel adama. Evet. Sorun, nerelere bakıyorsunuz diye. Bak bakayım paspartu. Şu anda yer neredeyiz? Yer neredeyiz? Ne yapayım? Bir dakika, arkadaşım, tansiyon hapını getireyim, geliyorum. Efendim? Beyefendi, arkadaşım, siz bakarken üzerinize yazı düşecek bir hafta sonra diye. Ha, bir hafta sonra. Uzaklara bakın. Koyun kolunuzu güvertenin kenarına. Ve bir hafta sonra. O martıyı görüyor musun? Biz şimdi bir hafta durduk mu güvertinde? Ne saçma bir yolculuk ya. Arkadaşım, bir hafta sonra harita hala kolunuzun altında olamaz. Yapıştı oraya bavulları taşırken. Doktor ayırma dedi bir süre. Önce haritayılayız. Sonra haritayı bırakıyorsun yavaşça. Bir hafta sonra diyorum ben. Bu arada seyirci deniz sesi yapsın. Deniz sesi. Evet. Faş fuş işte. Hala gemi gidiyor mu gemi şu anda? Kolunuzu koyun kenara. Biz hala bakıyor muyuz dediği duvara bakıyorsunuz. Arkadaşım düşür deyince düşüreceksin. Tamam. Müzik başlasın alttan. Evet seyirci, deniz sesi buyurun. At haritayı, at haritayı. Kusura bakmayın, ses benim... Arkadaşım ne oldu? Ne oldu? Su sesine çok alışık olmadığım için... pantolon da emanet olduğundan tedbiri elden bırakmayın dedim. Arkadaşım... Bu haritayı ne yapacağız? Hep yanlışlıkla prizin üstüne mi yaptın? Evet. Valla nereye denk geldi bilmiyorum yani. O telaşta nasıl etrafta deniz diye çok çekinmedim yani. At haritayı yere. Bakıyorsunuz, beyefendi bakın. Müzik. Evet. Ve bir hafta sonra. Dirilin. Benim acil tuvalete gitmem lazım. Bir haftadır tutuyorum yani. Arkadaşım, bu tuvalet şakası sıktı. Hiç ihtiyaçlara saygısı yok ki. Evet, beyefendi isteyin haritayı. Ver bakalım haritayı, paspartu. Ver bakayım haritayı, paspartu. Bakalım yerimiz neresi? Daha kameraya girmemiş miyiz? Beyefendi, yattınız, kalktınız, yattınız, kalktınız. Yattık, kalktık, yattık, kalktık. Sabah oldu. Biz dünyayı bu haritayla mı geziyoruz? Beğenmedin mi? Bayıldım. Şimdi siyasi olarak mı geziyoruz, fiziki olarak mı? Paspartu ona göre damgalandı. Evet. Evet. Tamam. Beyefendi. Efendim. Bu geminin misafirperverliği beni öldürüyor ya. Arkadaşım olmuyor. Ön sıradan bir seyirci al çabuk. Allah Allah. Niçin? Neye göre seçeyim? Beyefendi alın birini. Ya abi gel ya. Artık gelin oldu. Abi. Olur olur. Buyurun canım. Gel abi. Hoş geldiniz. Tanışıyor. Ha. Merhaba. Arkadaşım merhaba. Haritayı merhaba. Alır mısınız? Buyurun.
Geçin arkalarına. Ha bizi böyle... Şöyle. Evet, aralarında tutun haritayı. Ha. O arkadaş yok. Eyvah. Ha yok. Yok. Harita havada duruyor. O, evet. Mistik bir olay. Evet. Paspartu neredeyiz biliyor musun diye başlayın anlatın yerinizi. Peki. Paspartu. Bak bakayım haritaya. Şu anda tam olarak neredeyiz? Destek. Beyefendi paspartu gerizekalının teki Londra'da. Siz onu anlatacaksınız. Ben mi onu anlatacağım? Evet. Londra'da boş gezenin boş kalfası. Ne bilsin neredesiniz? Ya biz Londra'ya geldik mi ki şimdi? Londra'dan ayrılmadık mı da? Arkadaşım çıktınız yola. Sen Londralı değil misin? Ama boş gezmiyor. Ben iş aldım. Yeni işe kabul edildim ben. Yani ben... Tamam devam edin. Paspartu. Hadi. Şimdi İngiltere'den çıktık yola. Londra'dan. Göster İngiltere'yi. Nerede İngiltere? İşte asıl problem orası. Şimdi İngiltere nerede bakalım? Efendim. Siz parmağı havada tutun, ben yerine koyarım. Tamam. Evet, oralarda gösterin hep. Bak, paspartu. Böyle dolaşıyoruz şimdi. Bak, Avustralya'ya geçtik. Burada Konya üzerinden. Bu noktayı mı şöyle? Peki, Mr. Fogg, burada mıyız? Aa, şaşırın. Ha. Peki, aa, Mr. Fogg. Ne yaptın sen? Nereye geldik? Ne çabuk geldik ya? Allah. İşte buradayız. İşte ve buradayız. Normal yarın, işte. Ve yarın burada olacağız diye Amerika'yı gösterin. İşte buradayız. Yarın Amerika'da olacağız. Ya ben Afrika ile Amerika'yı karıştırdım. Ama çok benzerler. Normal evet, yani. Evet. Biri burada. Evet. Karıştırdım burada. Şimdi okuyunca gördüm buradan. Evet. Evet beyefendi. Koyun parmağı. Evet. Burada olacağız yarın. Burada olacağız yarın. Hayırlısı ne diyeyim müdür yani hayırlısı ya. Arkadaş. Bana müdür diyor ama. İnsanoğlu kuş misali öyle değil miydi? Ve benim bir problemim mi var bununla? Hayır gitmiyoruz ne Amerika'sı be. Büyüyüm çünkü. Arkadaşım. Mr. Fogg'a karşı kibar ol. İşte ben onu evet evet. Mr. Fogg sizinle seyahate çıktığım için çok mutluyum de. Ya ben şu an duygularımı anlatamıyorum ya. Mr. Fogg yani nasıl böyle heyecandan kıpırıyor her yerim yani. Ve yanınızda o kadar çok şey öğrendim ki. Ha. Ve yanınızda o kadar çok şey öğrendim ki. Mesela en azından Amerika'nın burada olmadığını öğrendim. İlk başta onu öğrendim. Peki bu parmak hep burada mı duracak böyle? O kalır hep... parmağınızı. Evet o kalıyor orada. Evet. Amerika'nın en büyük arkadaşım... derdi o. Arkadaşım. Teşekkür ederiz. Çok, koyun çok haritayı teşekkür arkaya. Çok teşekkürler. Eyvallah. Tekrar harita lazım olunca sizi çağıracağız. Atayım mı haritayı ben? Haritayı kenara koy. Evet, şimdi bitti mi? Evet. Şimdi yolculuk. Tekrar sabah siz sağdasınız, siz solda. Evet. Sabah kameralardan ortada buluşun. Ortada. 3, 2, 1 gel. Mr. Fogg, bakın ortada buluşalım. Yani bence Amerika'ya kadar gitmeyelim. Arkadaşım, ha. Güvertenin ortasında. Ha pardon, ben seyahat... Aman be. Tamam, hazır. Bu sefer çok hazır oldum. Yüreğim düşmez kaldı. Denize düşecek diye ödüm koptu. Hazır. Gel. Günaydın Mr. Fogg. Günaydın. Pasaport muydu? Pasaport değil mi? Vereyim mi? Pasaport mu lazım? Paspartu, adını paspartu. Unutuyorum. Neydi paspartu. Adı? Paspartu. Günaydın. Günaydın paspartu. Nasılsın bugün? İyiyim valla. Buralarım hep ağrımış gece ya. Valla bir şey yedik herhalde gece güvertede. Cam açık mı ya? Yok bir hafta böyle durunca tabii. Yedik ya. Evet. Arkadaşım geyiği bırakın. Ha. Birazdan Amerika'da olacağız. Hayırlısı. Hadi bakalım. Birazdan Amerika'da olacağız. Çay içelim mi orada mı içeriz? Bence ne yapalım? Nerede içeriz? Beyefendi siz söylüyorsunuz. Birazdan Amerika'da olacağız. Paspartu, birazdan Amerikan karasularına girmiş bulunuyoruz. Birazdan iskeleye demir atacağız. İstersen çayı orada alalım. İskeleye demir atarsak kaza çıkar. Çok saçma, iskelede bekleyenler böyle çütör diye. O mu anlatacak, ben mi? Arkadaşım. Yok, sen anlatacaksın, ben düzelteceğim abi. Çünkü iskeleye demir atılmaz ki. Beyefendi. Efendim. Arkadaşım bir şey mi bulduğunu sanıyorsun? Yani... Cemiyet üyesi bir İngiliz bilmiyor, paspartu biliyor her şeyi. Salak işte. Evet, beyefendi, buyurun. Beni takip edin. Buyur abi. Oraya mı gelelim? Hayır beyefendi, ha. Söylediklerimi takip edin. Ha söyledim, pardon. Evet. Buyurun. Paspartu, git odaya, bütün valizleri topla, gel, iniyoruz. Bunu söylemeyecektim bu çocuğa şimdi. Paspartu, 2,5 saat sonra trenimiz var, kaçırmayalım, çabuk. Ha uçak, vapur, trene bineceğiz şimdi. Evet beyefendi, söyleyin paspartuya toparlansın. Paspartu gelsin. Yavrum, kameraları dolaş, eşyalarımızı topla, valizleri al, haritayı kıvır kolunun altına koy ve beni takip et. Aşağıda ben seni bekliyorum. Geminin arkadaşım, çıkış... Arkadaşım koş,
Beyefendi gazete okuyor. Walkman dinliyor, duymamış hiç bunu. Bir şekilde yırtmam mı? Çok ağır valizler. Arkadaşım koş. Koş kameraya. Müzik hızlansın. Beyefendi gazete okuyor. Ama okudun mu? Demide yapmayacak. Eski gazete. Beyefendi, inin gemiden. Paspartu, hazır mısın yavrum? Hazırım, hazırım. Çok hazırım. Kalabalık. İniyoruz aşağıya, paspartu. Beyefendi. Efendim. Sahnede olmazsanız alamam. Ama gemiden iniyoruz. İniyormuş gibi. Mış gibi nasıl bir şey? Ben onu hiç anlamadım ki ya. Yani mış, mış var ya, mış gibi. Yapıyormuş gibi. Ha. Hani ben seni öpüyorum, öpmüyorum da. Tamam, tamam. Ben çok anladım. Ben detay istemiyorum, anladım. Evet, beyefendi. Aynı kamerada kalınca evet. Bunu bekliyordum ben. İniyorum, merdivenlerden iniyoruz değil mi? İndiniz şoktan. Ha indik mi? Evet. Trene doğru koşturun. Beyefendi siz önde, arkadaşım siz arkada. Burası istasyon. Hadi tren şurada. Koş trene oğlum. Kestik. Beyefendi bilet aldınız mı? Koskoca cemiyet üyesi bir İngiliz bilet mi alır? Benim bu adamı niye tuttum ben? Benim eşekliğim. O kadar boş vaktim var. Bileti unuttum ya. Beyefendi siz gidin. Ben trene oturun, binmiş miyim? Oturun kompartımana. Kompartımana girin şimdi. Evet. Oh, arkadaşım güzel koş yani, biletlerinizi al. Oh. Ya oh. Ben daha bileti almadıysam onun kompartmanında ne işi var? Arkadaşım seni gönderdi. Adamın yüzünden asillik akıyor. Herkes inanıyor. Yani... Şu Amerika'da da bu herif çalışıyor. Aman beyefendi. Öyle durmayın. Müdür merhaba. Şimdi bize gene... Oturamıyorum ki. Abuk, yani. Abuk subuk bir yere iki bilet lazım. Myford. Arkadaşım. He? Ne dedi bana o? Afrika'ya. Myford mu? Kestik. Biz nereye gidiyoruz? Nereye bilet alayım ben? Arkadaşım. He. Afrika'ya iki bilet al. Amerika'dan tren mi? Ya hocam. Bir karışıklık da olmuştu. Biz haritanın tersinden baktık. Yani siyasi olarak mı dolaşıyoruz? Evet, siyasi. Siyasi dolaşıyoruz. Ben de konsolos köpeğim böyle. Balonlarla oradan oraya gidiyorum. Ya. Hocam, şimdi bakın ya bir yanlışlık yapmayalım. Şimdi yollar tamam güzel de Amerika'dan Afrika'ya yani tren çok imkansız gibi bir şey. Beyefendi. Efendim? Bu yaptığımız şey çok mu doğru bir şey? Affedersin doğru, çok seviyorsunuz. Evet. Ben de zaten kompartımanda değilim, değil mi? Öyle durmayın. Düşersiniz falan, Allah korusun. Ya çok özür diliyorum. Eğer izniniz olsa ben ablaya bir şey sorabilir miyim? Hangi yolla gidiyorsa biz de onu tercih ediyoruz. Her yere bizden önce gidiyor yani. Nasıl gidiyorsun? Arkadaşım, sen? Al şu bileti. Müdür, tren kalkmak üzere. Evet, müdür, yetiştiremeyeceksin. Tren, müdür yetiştiremeyeceğim. Buraya bırakıvereceğim. Pardon. özür diliyorum. Müdür, iki tane bilet lazım Afrika'ya. Biri en sıcak yerine, öbürü biraz daha klimalı olursa çok sevinirim. Yüzünü yanayım. Para diyeceksin şimdi. Bozukluk var. Onlar da iyice cebinde bine kaydı. Evet, şu anda buyur, tren müdür. Yavaş yavaş kalkıyor. Düdüğü ötecek. Seyirci 3-2-1 deyince tren düdüğü. 3-2-1 öttürün düdüğü. Nerede orada? Arkadaşım neredesin? Düdük öttü. Tren gidiyor. Tren hareket aldı. Koş yetiş trene. Arkadaşım kalk ayağa. Nerede kalkayım? Arkadaşım koşsana. Koşuyormuş gibi yap trenin yanında. Beyefendi uyanın. Biletim camdan bavulları beyefendi yat. Eskişehir'e mi geldin? Arkadaşım bavulları birer birer at koşarken. Hem koş hem bavulları at. At trene. Bavulları paspartu at. Koş. Ver elini. Geçti ama beni. Gel. Kestik. Haritayı attım ben. Ne yaptın paspartu ya? Sonra bulamaz mıyız ya? Bir tane daha alırız. Eskişehir'den bir tane daha alırız. Çabuk. Kestik. 3. Arkadaşım 3 sorun var. Evet. Beyefendi niye Eskişehir'deyiz? Trenle gidiyoruz ya. Arkadaşım. Efendim.
Bavullarla trene nasıl atladın? Bir orasını hiç hatırlamıyorum. Allah kuvvet veriyor insana işte. Ama haritaya yazık oldu. O içimde bir yaradır yani. Arkadaşım, en önemli soruyu soruyorum. Eyvah. Biletleri göstermeden nasıl girdin kapıdan? Ama ben o soruyu daha önce size sordum. Ben de almadan Salih abi kompartımana oturdu. Burada tanıyorlar demek ki bunları ya. Bunlar sürekli geziyorsa belki. Arkadaşım, bavulları atma sahnesinden tekrar alıyorum. Evet. Beyefendi. Arkadaşım, New York'tasınız. New York'ta mıyız? Sanki evet. Çok biliyorum nerede olduğumu. Beyefendi, siz orada kompartımandasınız. Orada. Tren burada. Şu anda gidiyor. Sallanın. Evet. Arkadaşım, siz de bir tren müziği çalın. Sen de at şu bavulları kapıdan içeri. Arkadaşım, koş buradan. Koşuyorum şimdi. At hepsini. Göster bileti. Al bilet. Yan yana oturuyorsunuz kompartımanda. Müzik. Sallanıyor muyuz hala? Evet, sallanıyor. Öyle mi? Arkadaşım, ben kenara oturdum. Orası sağlam mı? Pek hissetmiyorum. Peki ben niye kompartımanda oturayım da Salih abi barda? Arkadaşım, siz de ayakta olun. Ben oturuyormuş gibi yaparım. Ne yapalım? Evet arkadaşım. Şimdi tren durdu. Alın bavulları. Ben istiyorum ki 5-6 gün gidelim ya. Arkadaşım, al bavulları. İniyor muyuz trenden? İniyorsunuz beyefendi. Nereye biniyoruz? Beyefendi, aklınıza müthiş bir fikir geldi. Balonla gideceğiz. Şimdi bir şimşek çaktı. Balonla devam edeceğiz seyahate. Bence bu balon haber ya. İşlemez yani. Evet beyefendi, yürüyün balona. İki tur atın sahnede, çabuk. Mikrofonun rolü ne? Baloncu herhalde. Baloncu. Biniyor muyuz? Evet, bir balon buldunuz. Bir balon bulduk. Balon. Bu ne rolünde? Beyefendi, atın onu arkaya. Arkadaşım, aldın mı bütün bavulları balona? Hepsini koydum. Küçük zaten kayıp. Evet, verin gazı. Nasıl? Arkadaşım, balon helyum gazıyla çalışıyor. Helyum. Nereden bulacağız helyum gazı? Bizden elde edebileceğiniz bir şey mi? Arkadaşım. Efendim? Balon sürmeyi bilmiyor musun? Balon sürmeyi. Böyle etrafıma mı yani, yüzüme mi? Arkadaşım, balondasınız, sepetin içindesiniz. Evet. Mr. Fogg, siz dışarıyı seyrediyorsunuz her zamanki gibi. Evet, ben aşağı. Gene kömür atıyorum falan herhalde. Arkadaşım, sen en güzel manzaralarda ben hep kaybım ya. Gaz verip balonu şişir. Biz mi gaz veriyoruz? Pedallan mı? Evet, ver bir şekilde. Çek, kolu var, kolunu çek. Fırr diye böyle. Şişir balonu gazla. Ne bileyim, şişmiştir herhalde ya. Siz çok ağır değiliz. Evet, yükseliyorsunuz. Yükseliyoruz. Birbirimize tutmamız lazım değil mi? Allah! Yükseliyorum bana! Kaç metredesiniz? Bu da yarım metre havalandı herhalde. Hayır, sonra havalandılar demesinler yani. Arkadaşım, yarım metreyle olur mu? Olmaz değil mi? Ben bir 25 santim daha koyayım diyorum, inat ediyor. Tolga'cığım, ne saçmalıyorsun? Arkadaşım, havalan! Altın metre var. Çok ilahi bir müzik. Gerçekten yükseldikçe müziğin şiddeti artıyor. Kaç metredesin? Hocam çok yükseldik. İnip sayayım mı? Benim gözüm kararıyor. Çok yükseldik. Ayakkabılarına bakıyorsun da o yüzden. Aşağı görmüyor musun? Aşağı görmüyor musun? Bak koyunlara, kuzulara bak. Abi koyunu kuzuyu nereden gördün? Şerafettin! Oksijen eksikliğinden Salih abi nakal. Aşağı inelim, çok acil bir durum. Arkadaşım. Çünkü korkuyorum, suni teneffüs yapmam gerekecek. O durumda bırakırım haline. Arkadaşım, indir aşağı balonu. Patlatayım mı? Nasıl iner bu? Kes gazı. Gazı kes. Ağzında çek gazı. Adam ölüyor. İndiriz beyefendi. Salih Bey, indiriz. Rahatlayın. Oh. Evet, kaç metredeyiz? Hayır, yorum zannettim ya. İndik işte, yere inmedik mi ya? Hayır. Ha, öyle mi? İnmemiş işte. Kaç
metreye çıktık biz. Bayağı çıktık. 152. 150-200 olabilir bence. Of. Evet. Ciğerlerim bu böyle gidiyor mu? Havada mı kalıyoruz? Amaç bu mu bizim? Bir yere gidiyor muyuz yoksa? Arkadaşım. Efendim. Balondasınız. Üçüncü gün. Üçüncü gün. Üç gündür balondayız. Evet. Burayı artık şey götürüyordur yani. Çünkü rejim verirse... Bir de benim bağırsak arkadaşım. Faaliyetleri... Çıkarın sandviçleri. Sandviçleri mi? Sandviç evet. Mi var? Bu son sandviçiniz. Ben çıkartır mıyım koskoca Lord İngiliz zengini? Çıkarsın. Buyurun Beaufort. Fok, ne ama? Tırtlamışım oğlum. Hocam şu an çok ilahi bir şeyle karşı karşıyayız. Salih abi balonun dışında seyahat ediyor. Beyefendi, sandviçi yerken bir hafta sonra yapacağım. Alın sandviçleri yiyin. Manzarayı seyrediyorsunuz, kenardasınız. Koymuşsunuz kolları, sırt sırtasınız. Kalçalarınız birbirine değiyor. Balona bin. Eğilin. Eğilin. Nereye eğilin? Öne doğru. Arkadaşım kalçalarınız değiyor sadece. Sandviçleri yiyorsunuz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Havada çekilen ilk yetişkin filmine alet oluyoruz ama dur bakalım. Evet beyefendi manzaraya bakın. Arkadaşım siz de dona kalın. Bir hafta ya, sonra çok yapacağım. Özür diliyorum ama şuradayız. 2000 metre yukarıdayız. Yine Salih abi Lebi Derya'ya bakıyor. Ben bula bula bunu buldum. Ya benim nasıl bir kaderim var yani? Sen geç o bu tarafa geçsin ya. Yok ben artık alıştım ya. Evet, gel Salih abi eksik oldu. Bir ses. Yapışık değil mi vaziyette? Evet değecek. Balondasınız. Bunu, bu, sonunda buna değecek mi? O anlamda mı söyledin? Evet beyefendi. Evet. Bakın uzaklara. Bana doğru bakın kamera açısı. Bana uzaklar. Bak arkadaşım. Donun. Evet seyirci rüzgar sesi yapın. 3-2-1 rüzgar sesi. Ve bir hafta sonra. Kestik. Şimdi kurtulmuş mu? Rüzgarda bir hafta mı kaldı? Evet, balonu indiriyorsunuz arkadaşım. Patlat balonu. Ha, balon inmemiş mi daha? Tabii içinde sen yoksun. Patlat balonu. Ne güzel. Arkadaşım küçük bir delik aç. Açacağım deliği. Evet. Aç. Savrulun. Savrulun Londra'ya düşün. Londra'ya. Savrulun. Ya ne bileyim kalktık. Beyefendi 79. gün. Düştük. Oh be. Öpeyim mi toprağı? Ha. Ha. Bir selpak alabilir miyim? Alacağım. Arkadaşım ne yapıyorsun? Mış gibi toprağı yapıyoruz. Öpeceğim ama kim geçti bilmiyorum daha önce. Mış gibi yapıyoruz ya. Ha. Beyefendi, siz sarsıntıdan bayıldınız. Ha. Arkadaşım, ha. Sen bavulları topla. Beyefendiyi ayılt. Bavulları toplayıp ayıltayım. Evet. O zaman kesin bavulla ayıltacağım. 3, 2, 1 Kayıt. Kalk bavulları topla çabuk. 2 saatiniz kaldı. Cemiyete yetişmeniz lazım. İddiayı siz kazanacaksınız çabuk. Kaldır fogu. Efendim. Nasıl efendim? Kalk abi. Beyefendi çabuk olun. Komple geç kaldık ya. Evet. Yarım saat kaldı. Nereye? Londra'da yağmur yağıyor. Hiç taksi yok. Koşarak gidin cemiyete. Balonla gideriz ya. Niye indirdin bizi? Arkadaşım yürü. Yürü. Kestik. Gelin cemiyete. Durun cemiyetin önünde. Cemiyet açık mı? Beyefendi gelmişsiniz. Gel. Son anda cemiyettekiler aa geldiler deyin. Herkes şaşırsın. 3-2-1 şaşır seyirci. Biz geldik. Alkış. Bahar geldi İstanbul'a, neden bilmem vuruldum sana. Cemre oldun düştün yüreğime, haberin olmasa da. Cesur değilim sana, hislerimi anlatacak kadar emin değilim daha. Beni sevebileceğinden bile bir rüya görüyorum, uyandırmandan korkarak. Sen varsın düşümde ve güneş senin kadar sıcak. Deniz gözün kadar yeşil, dünya senin kadar güzeldi rüyamda. Biliyorum ayrı iki
kimlerin insanlarıyız diyeceksin bana. Göz ardı edeceksin beni, yürek ardı sevgimi ama bir gün gelip bana aşklarını anlatacağına dinle sesimi beni. Anlat başkalarına, bir rüya görüyorum uyandırmandan korkarak. Sen varsın düşümde ve güneş senin kadar sıcak. Beyefendi buyurun. Prodüksiyon arkadaş gelin mi oluyor? Ne oldu ben anlamadım ki. Vallahi gelin gibi bir şey yani. Böyle dikerseniz kokteyl havası veriyor. Arkadaşım duymadım. Çevir onu, çevir. Açtıktan sonra mı? Şey arkadaşım gibi... ayaklarını bir göster bakayım. Arkadaşım, kostümcü sizi iyi giydiremiyor olabilir. Siz kör müsünüz? Göster bakayım bir daha. Ben tam açıyı ayarlayamıyorum. Evet. Kontes. 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 Arkadaşım siz biliyor musunuz hikayeyi? Biliyorum işte ahırda beni yakalıyor herhalde. Artık başka şey gelmiyor aklıma şu durumda yani. Arkadaşım. Efendim. Beyefendi Monsieur Gerard. Fransa'nın en ünlü şairlerinden biri. Eyvallah. İhtilal çok... zamanı idama mahkum edilmiş, atılmış içeri. Ha hayırlısı. Ben mi atılmışım içeri? Evet. Bu ne kontese yaptı? Aşık olmuşsunuz, şiirler yazmışsınız. Bunun suçu... kocası da duymuş. Attırmış sizi içeri. Ama size işve yapan bu. Bu kontes biraz yavşak olduğu için. Arkadaşım, kontes öyle. Ben demin balonun gazını nereye üflediğimi şimdi... Beyefendi hapisten çıkmış, idama mahkum birisi. Bu kadar temiz kıyafetlerle olması mümkün değil. Hapiste iyi bakmışlar işte.
Ne demek istiyorsun? Pardon. Şey, bak. Havayı değiştireyim istedim. Evet arkadaşım, git sola. Hemen havaya girdin. Klima açık ya. Beyefendi. Buyurun efendim. Sağdan gelin. Ağır adımlarla. Ağır adım. Hapishaneden yeni çıkmış birisi. Çok üzgün ve duygusal bir insansınız. Hapishaneden çıkmış bir şekilde yürüyerek gelin müzikle. Müzik. Çökmüş bir adam müziği. Hem çökmüş hem raşitik. Ya hapishaneden nasıl çıkar adam? Sevinçle, mutlu Fransız. Mutlu. Hapisten çıkarsın arkadaşım. Abi. Ama Fransız. Sen niye karışıyorsun? Adamı içeri aldıran sensin. Ha. Bir de konuşma orada. Dön arkana. Hocam pardon. Çok hoş bir görüntü olmaz da o yüzden dönmüyorum ben. Arkadaşım dön bu tarafa. Köşedesin. Kal öyle. Evet çökmüş adam gelsin. Çökük şair. Çökük. Öyle değil beyefendi. Ruhen çökmüşsün. Ha içten. Evet. Gelin müzikle. Seyirciye. Takıldınız oraya gidiyorsunuz. Seyirciye gelin. Anlatan adam benim, anlatıyorum. Siz çökük olun. İşte Monsieur Gerard. Fransa'nın ünlü şairi. Fakat aşk onu bu hale getirdi. Kontes onu kendine aşık etti. Sonra da adamı içeri attırıp idama mahkum ettirdi. Kontes'in kocası öldü. Monsieur Gerard bir af için dışarı çıktı ve Kontes'in ayaklarına kapanmak üzere saraya geldi. Monsieur Gerard, buyurun. Şimdi ben onun ayaklarına mı kapanıyorum? Evet. Beni içeri tıktıran o... Hadi ayaklarına kapandın. Niye evet, af diliyorum ondan? Ben cümlemi bitirdiğim anda sen aniden dönüyorsun. Monsieur Gerard, geldiniz. Şu an bahçedesiniz, sarayın bahçesindesiniz. Ve müzikle birlikte yüksel müzik. Dön! Beyefendi, kapanın ayaklarına. Açın şimdi. Açma arkadaşım. Bunun altına mı girecek? Nasıl bir dönem bu ya? Kontes, adamı görmemezlikten geliyorsun. İçeride... O kadar kibirli bir insansın ki. Ha. İçeridesin. Senden nefret edeceğiz şeyci olarak. Anladım. Nefret ettir kendinden. Ne yapayım? Nasıl nefret edeyim? Son derece güzelim ya. Benden niye nefret etsinler? Arkadaşım, ha. Bu rolü oynuyorsun. Seyircinin senden nefret etmesini sağla. Kibirli, ukala şey, pislik kadın. Beyefendi buyurun. Hocam, beyefendi, seyirciyi hazırladım. Buyurun, kapanın ayaklarına. Ya hocam kapanacağım da şu ensesindeki bu siyahlıklar... Sen yani... çok tatlısın abi. İçimden gelmiyor hocam. Beyefendi siz onları görmüyor yani. Kıskanıyor. Herkes anasından kontes doğmuyor tabii. Beyefendi rica edeceğim görmeyin. Seyirci sizi sevmeli. Bağrına basmalı. Size acımalı. Ve yüceltmeli sizi. Kibirli şey bak seyirciye. Nefret ettir kendinden. Beyefendi buyurun. Acıyla kapanın ayaklarını. Ama arkası dönük ben nasıl ayaklarına kapanacağım şimdi? Arkadan. Beyefendi gelip sahneye dalacağım şimdi. Buyurun. Bana bunu ne yapayım hocam? Bunu yaparken. Hayır kapanırken bunu nereye koyayım? Beyefendi o koltuğunuzun altında devamlı. Böyle. Evet. Ama sen abi elle yaparım tamam. Salih abi sen geldin yönetmen geldi ona da bir yer buluruz canım. Üç, iki, bir, dal. Ama dönmesi lazım böyle ki dal. Arkadaşım dön. Ya zaten dönmüş görmüyor musun? Nereye yapıyorsun şimdi ya? Dön arkadaşım bu tarafa. Seyirciye yüzünü göster. Nefret ettir. Çal müzik. Gel yıkık. Müzik yavaşla. Ah Kontes. Beni affedin. Beni affedin. Kaç kişi? Arkadaşım. Kaç kişi diye sorulur mu? Kontes öyle mi konuşur?
Bir kontes olun. Göreyim kontesi. Daha kontes olamamış ki. Ses ver. Ses mi? Kontes sesi ver. Saray ya, biraz esiyor içerisi. Üşütmüş. Arkadaşım, ya. Kontes. Kontes. Ver sesi. Merhaba. Olmadı. Allah Allah. Ver sesi. Başka bir ses ver. Ver odunu, ver. Bir yerden hatırlıyorum ben. Ben çıkmış mıyım? Yeniden mi geliyorum? Arkadaşım, ver kontes sesini de bir anlayalım. Hoş geldin. Oldu mu? Arkadaşım, konuştuktan sonra gözlerini niye ayırıyorsun adama? Tiki var. İnanmazsanız gösteririm. Gerçekten tiki var. Konuştuktan sonra gözünü öyle yapıyor. Çok özür dilerim. Beni çok zorluyor. Müzik! Beyefendi gel, kontes gibi ol. 3-2-1 kayıt. Buyurun. Hocam yıkıp. Bir yanlışlık yapmayalım. Pardon. Buyurun. Pardon. Buyurun. Yani beni içeri attıran kontes bu olamaz. Nereden anladınız? Konuşmasından, duruşundan. Böyle değildi ki. Allah Allah, sizi içeri attırmak için ne mezun olmak lazım? Beni gerçekten seven bir insandı. Beyefendi, dönek. Ben... Söyledim ya. Dönek. Bir öyle, bir böyle. Ama o kontes öyle değildi be hocam. Sizin gözünüzü aşk kör etmiş. Gidin sağa. Ha, hem de körsün. Hem çolak, hem böyle raşitik, hem beyefendi. Şey... Beyefendi, kör falan değilsiniz. Ha. Arkadaşıma bakmayın. Ha, yıkık adam olarak gelin. Müzik! Yıkık. Adam gelince dön. Nereden göreyim, neremle göreceğim? Kontes! Ne bağırıyorsun ya? Bütün Saraycığım, bitiremeyecek miyim? Ama böyle bağırırsa kontes... Oradan devam! Oradan devam, gel bağır, bağır. Salih abi, bağır abi ya. Çok ters konuşuyor çünkü. Beyefendi, efendim? Gururlu bir şairsiniz. Başınızı eğin, kontes. Beni affet deyin gururlu yeter. Gururlu bir şair başını eğer mi? Vay. Hadi. Arkadaşım. Süperdi Salih abi. O çiçeği tak göğsüne. Sok içeri. Kalsın orada. Bunu sen istedin. Oynama. Beyefendi buyurun. Kontes, beni affet. Evet kontes, kontes ol. Bana sebep göster. Hayda. Beni hapse attıran bu değil mi? Çok tatlı, kıyamam buna ben ya. Beyefendi, sebep şu. Ben sana aşk şiirleri yazdığım için kocan attırdı beni içeri. Ha, şimdi evet. Oldu hocam, söylesene. Evet, buyurun. Ey kontes. Beni niye hapse attırdın? Ha? Beyefendi size demedim, pardon. Arkadaşım. Canım. İşveli, cilveli. Önce adaya gitmem lazım. Arkadaşım, bana şaka yapma. Ne şakası ya? Tamam, pardon. Kontes ol. Ver sesini. Tamam. Beyefendi buyurun. Kontes. Beni içeri attıran siz değil misiniz? Abi nereye oturdun? Sesin de iyi. Bambaşka biri geldi yani. Bu ne? Ha pardon, onu görmedim ben. Bu ses normal o zaman. Kontes. Sesimi kaybettim hocam ya. Başın sağ olsun. Sorma Tolga ya. Hayır. Ses gitti. Salih abi şair değil de o dönemin pazarcılarından mı? Öyle bir havası var yani. Ses evet toparlar. Beyefendi, lütfen kesmeden o bölümü alayım, daha devamı var. Kontes, kontes! Beni içeri attıran sizin hain kocanızmış. Ben sizin için çok kötü şeyler düşündüm. Beni affedin. Kestik, kestik. Çok kötü ne düşündünüz beyefendi? Hayır, düşündüyse ben niye affedeyim zaten? Yani... Ama merak ettim, ne düşündünüz? Kafa gitti ya, pardon ya. Oho. Ben size şiirler yazdım. Arkadaşım, bu arada sahnenin tamamını kullan adam konuşurken. Ha, beni dinlemiyor. Dinliyor numarasını. Dinliyor. Odanın içinde dolaşıyor. Yüzünü bize göster. Her açıdan alalım seni. Ah kontes! Hani kontes? Kestik. Kontes! Aa, su gibi aziz olasın kontes. Hepsini bitirme, sulu getirip susuz götürdü demesin.
Teşekkür ederim Kontes. Balımsın. Kontes. Canım. Beyefendi, bu iş çalışır. Kontes feleğin çemberinden geçmiş. Ya, size şiir yazdığım için kocanız beni iş yere attırdı. Hızlı. Kontes, Kontes, size şiir yazdığım için kocanız beni içeri attırdı. Onun ben niyetini biliyordum. Niyetini biliyordum. Arkadaşım, ama Kontes gibi konuş. Oradan alıyoruz. Den alıyoruz, evet. Dedi. Ben giriyorum dedi. Girin. Onun ben niyetini yıllar önce anlamıştım. Dalyan gibiydi. O omuzları. Aa, ben nereye gittim ya? Sessiz mi oldum ha? Bu kıyafette bir şey var vallahi, insan kendini daha iyi görüyor. Ters bir durum var burada ya. Yok arkadaşım, tamam dur, ben orta karar bir şey yapacağım çünkü sinirim bozuluyor yani. Arkadaşım. Canım. Evet. Ha, bak otomatik çıkıyor yani. Cevabını ver. 3, 2, 1 ver cevabı. Bunu sana benim kocam yapmış olamaz. Evet, yaptı diyeyim beyefendi. Evet, yaptı. İşte bu şiir için. İşte bu şiğir için. Okuyun şiiri. Kalkın ayağa. Ha. Şiiri bayağı öküze ayağı yazmışlar kaldı ya. Okuyun şiiri. İstanbul'u dinliyorum gözlerimle. Beyefendi. Bir şey yazmıyor ki hocam. Aklına öyle bir yolu söylüyorum ya. Salih abi, olay Fransa'da geçiyor. Fransız sokağında değil. Ha. Tamamen Fransa'da. Paris'ten bir sokak ismi söylesene. Ne? Paris 1. Cadde, ne bileyim ben. Yer nasıl, kimse bilmiyor. Beyefendi, o zaman Paris'le ilgili bir şey uydurun. Peki. Paris'te geziyorum. Notre Dame Kilisesi'nin önünde bekliyorum seni. Gözlerim yaşlı. Harika gidiyor arkadaşım. Hüzünden. Sense bir kontes olarak bir garip şairle beraber ne işin var senin hapishanenin avlusunda? Güzel. Beyefendi, devam. Ve mağrur, gururlu başını öne eğer. Ve mağrur, beyefendi, gururlu... Beyefendi, siz. Efendim? Ey başını öne. Ben. Müzik yüksel. Başınızı öne eğin. Neden başınızı öne eğdiniz? Beyefendi, kestik oraları. Atın şu elinizden deriyi. Mağrur, gururlu, yürüyün. Müzik yüksel. Bir bahar akşamı rastladım size. Arkadaşım, ya, etrafında iki durat, mu? Ona bak. Yüzünden acı çektiğini anlayalım. Ne kadar üzüldüğünü anlayalım. Beyefendi, ya, ortaya gelin durun. Adam. Müzik yüksel. Gel ortaya beyefendi. Dur. Arkadaşım, dolan etrafında. Gel hadi. Mağrur gururlu adam ve gel hadi diye lit gidiyor, öyle mi gidiyor? Ya efendim, dolaşın, dolaşın. Diye ya. Ben size bir durakta oturtacağım. Durakta mı? Dolaşın arkadaşım, dolaşın. Ne var ne yok? Paris sokaklarında gezin. Paris'i nasıl buluyorsun Kontes? Durağa gelince durun. Durağa gelince durun. Dön, göreceksin durağı. Durak nerede? Ha. Paris'in orta yerindeyiz. Kontes. Ne yaptık durakta? Arkadaşım, siz niye Kontes olamıyorsunuz bir türlü? Ne bileyim ya, ben oralı değilim yani. Evet, ben iki tane sandalye böyle gönderin. Ben sadece daha çok savaşçı olmayı falan istiyorum aslında yani. Niye burada sandalyeye burada? Gültepe'ye mi gideceğiz? Neyse, Paris'tesiniz. İETT'ye Paris'te bakmayın. Unutun İETT'yi. Ha, unutalım. Önce hanımlara versene. Önce hanımlar. Sağ ol Salih abi. Arkadaşım, kaldır eteği. Dekordur onlar, kırma telini. Kaldır eteği, dekordur onlar. Nasıl yani? Arkadaşım, sandalyeye otururken telini kırma eteğin. Ha. Ya ne saçma bir dönem, şey böyle yaşanır mı? Şey yapmıyorum, kaldırıyorum. Kimin tarafındasın Salih abi? Tolga'cığım, sana yardım ediyorum. Rahat oturabilirsin, rahat otur, otur o zaman. Geleyim. İyilik de yaramıyor. Paris o zamanlar soğuk mu bu kadar?
Beyefendi tut elini arkadaşım. Elini tut. Ya babam yaşında adam ya. Beyefendi başınızı göğsüne dayayın. Aa. Arkadaşım sen kontes ol, dalgana bak. Hadi. Beyefendi yaslayın başınızı göğsüne. Tam göğüs çiçeğin üstüne. Göğüs. Allah'tan yok. Evet. Müzik. Arkadaşım okşa saçını. Şapkayı çıkarayım mı? Arkadaşım. Gözlü Ceren'in kafasını okşasana. Ha. Ceren. Aşkla okşuyorsun büyük bir sevgiyle. Yüzündeki o sevgiyi göreyim. Gözlü Ceren kendinden geçmiş bir şiir yazıyor kafasında şu an. Bence uyuyor. Arkadaşım okşa. Evet beyefendi patlatın bir şiir daha. Kontes. Okşadıkça saçlarımı. Lüle lüle saçlarınız dökülüyor başımdan aşağı. Ama arkadaşım, sizin mes o ol, mes. Çember dolanmış olan elbiseniz sürünüyor Paris sokaklarında. Mest olsana. Ah Paris. Paris diyorsunuz ama hiç Paris'i görmemişsiniz. Ben uyuyor muyum burada? Yok saçmalıyorsun. Demek ki uyanıksın. Bir de ben niye hapse atıldığını anladım. Böyle şiir yazarsa çok normal ya. Saçım başıma döküldü. Yok orada evet. Süründüm falan. Kusura bakma Salih abi. Kalkın. Dolaşın Paris sokaklarında. Allah Allah. Paris manyak bir ikili Paris'te yürüyor sürekli. Tamam. Şemsiye açalım mı yağmur yağarken? Beyefendi siz orada durun. Arkadaşım siz durağa doğru gidin. Tutun durağı. Tut elinde durağı. Yasla başını durağa. Ha bundan fayda yok. Ona yaslansın. Beyefendi. Şu hikayeyi kurmama izin verin. Ama şiir kayboldu ortada. Şiir yok. Beyefendi o kadar iğrenç ki. Ya tabii direğe dayanmış bir kontes kadar iğrenç bir fotoğraf olamaz yani. Kontes, şimdi Gerard'a dönüp diyorsun ki, Gerard. Gerard Philip mi bu? Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Evet yani. Beyefendi. Evet. Niye tebrik ettiniz? Çünkü o kadar güzel bir cevap verdi ki size. Bütün intikamımızı aldı yani. Hangi intikamı? Bugüne kadar bize çektirdiğiniz bu ızdıraplardan. Bir cümle daha eklersen kesin kovulacağız abi. Buyurun hocam emrinizdeyiz. Arkadaşım dön Gerard'a de ki Gerard seninle olmamız imkansız. Sen içeriden yeni çıktın bense kontesim. Ama bu acıya dayanamam. Ver müziği. Gerard. Efendim canım. Seninle olmamız mümkün değil. Sen içeriden yeni çıktın. Ben de bu kıyafetle dolaşırsam birazdan içeri gireceğim. Anlıyorum. Beş parasız bir şair olarak... Yaşım geçmiş değil mi Hayri? Hayır. Yaşım da geçmiş olarak. Hayır, kontes sizden 20 yaş büyük. O niye böyle gözüküyor peki? Allah Allah. O zaman niye Salih abi oynamadı kontesi? Evet. Bir terslik var yani bu işte. Beyefendi siz şaire daha çok benziyorsunuz ondan. Ha, teşekkür ederim hocam. Devam. O kontese mi benziyor? Evet. Gördün mü bak? Niye dudaklarını yalıyorsun hemen kontese benziyor? Çok güzel konuşuyorsunuz canım çekti. 3, 2, 1 kayıt. Gerard. Efendim. Seninle olmamız mümkün değil. Neden? Kaplumbağa deden demek istiyorum. Çok başla oradan tekrar. Oy. Kontes. Ha. Kontes. Ver sesi. Gerard. Seninle birlikte olmamız mümkün değil. Öyle çünkü mi? Sen içeriden yeni çıktın. Kestik. Arkadaşım o İETT yazıyor. O bütün dramatik yapıyı bozuyor. O kafanla o İETT'yi kapatman lazım. Daya kafayı oraya. Yandan daya. Tam kapanmıyor. Evet. Konuş. Biraz indir kafayı. Eğ öne. Konuş. Evet konuş.
Yüzünü göster, yüzünü. Tamam. Kontes ol. Gerard. Efendim? Seninle birlikte olmamız mümkün değil. Çünkü sen içeriden yeni çıktın, bense bir kontesim. Öyle mi? Vay hain kadın vay. Kestik. Beyefendi hain... Arkadaşım sen öyle dur. Beyefendi hain kadına daha gelmeyin. Daha gel. Hançeri çıkarırsanız görür, bir sürü koruma var etrafta, yetişirler. Ha evet. Çaktırmadan. Daha sonra evet, çaktırmadan. Yandan yandan. Yandan yandan evet. Tamam. Deyin ki nasıl olur, ben sizin için hayatımı feda ettim deyip yavaş yavaş yaklaşın. Evet. Basın hançeri. Evet. Evet. Arkadaşım o cümleden tekrar gir. Arkadaşım. Giriyorum. İfadeni alayım, ifadeni. Yüzünü göremiyorum. Kontes ifadesi yok. Gözler nerede? Hem koca durağı kapıyorum, hem şairine sözler ediyorum. Ben nasıl yapayım hepsini bunları? Arkadaşım. Evet, hazırım. Villa kredisi. Evet. Ha. Benim villam yok. Buyurun. Evet. Gerard, birlikte efendim olmamız mümkün kestik değil. Kestik. O ses yok. Gitti o ses. He. Gerard, birlikte efendim olmamız mümkün değil. Sebep? Çünkü sen içeriden yeni çıktın, bense bir kontesim. Yani aramızda sınıfsal farklılık mı var? Hayır, çünkü... Peki, sana açık olacağım Lüsyan'ım. Lüsyan oluyor bana şimdi. Ben Türk değil miyim? Ya biz nasıl bir dümenin içindeyiz ya? Arkadaşım. Tamamen yolu kaybettik yani. Arkadaşım. He. Dur öyle. Tamam. Beyefendi, gelin geri geri. Siz Gerard'sınız. Ha. Lüsyan nerede? Ki seninle son bir kez dans edip sonra da saraydan ayrılmak istiyorum. Bir daha karşına çıkmayacağım. Hayırlısı. Deyin kontese. Ha. Kontes. Müzik. Kontes. Seninle son bir kez birlikte olalım. Dans edelim, dans edelim. Hocam müdahale etmezseniz ben gidiyorum yani. Pardon. Hocam, pardon, kontes. Sizinle Paris meydanında Louvre Müzesi'nin önünde son bir kez dans edelim. Ondan sonra beni reddedin, ben gideyim. Kabul mü? Buna gönlüm dayanmaz ama arkadaşım. Ha, ne yapayım? Gönlüm dayanmasın. Kontes ol bir kere. Buna gönlüm dayanmaz ama. Buna gönlüm dayanmaz ama. Peki. Peki. Burada mı çıkarayım bıçağı? Tut elini. Dans edin. Ha, danstan sonra. Önce dans. Müzik yüksel. Kestik. Tamam, bak anladım. Salih abi görünce anladım. Ben önceden şey moduyla girdim. Bu dansta romantik. Arkadaşım, beyefendi. Yüzünüz bana dönük, yanak yanasınız. Bütün aşkı almam lazım burada. Salih abi belimden tutacaksa kaldırmamız lazım eteği. Arkadaşım. Tamam. Buyurun. Yanak yana. Dans edin. Yaklaşamıyorum ki. Bu elini de yaklaş. Beyefendi çaktırmadan bıçağı çıkarın. Nasıl çaktırmasın? Dibimde burada. Ben zaten galiba arkadaşım ya bıçağı hissediyorum. Dur bakalım. Dansın sonunda anlayacağım ben onu. Arkadaşım, bu eli bırakmam lazım ama. Sen bıçağı al. Öbür elinle. Hah. Şimdi oldu. Ver arkadaşımın eline bıçağı. Ben alayım bıçağı. Evet, al eline. Çaktırmadan alttan ver beyefendiye. Bassın sana hançeri. Beyefendi, alın sağ elinize bıçağı. Ben mi alıyorum? Evet. Burada bu nasıl bıçak? Görmüyor. Görmüyor kontes. Görmüyor burada hemen. Evet. Yalnız bu harbi bıçak. Sonra bunu montajda zor toplarsınız. Size iyi günler. Arkadaşım, ben efendim kabul ediyorum teklifinizi. Hocam, bu bıçağı ayrı çekersiniz, onu montaj olarak koyarsınız. Tamam beyefendi. Montaj, değil mi? Ha, baş hadi parmağı bıçak yapalım. Bravo, tehlike yapmıyorum. Ha, şöyle güzel, evet. Arkadaşım, isterseniz atarım. 700 kişi var sırada. Yok, estağfurullah da bıçağı arar oldum. Yani böyle gelince... Evet, dans. Bitiriyorum. Dans.
sen aşkının ifadesi dansı yap. Arkadaşım, aşkını ifade eden bir dans yap. Destek. Beyefendi, şimdi siz aynısını yapın. Dur bakayım, çok merak ediyorum. Arkadaşım. Ben çok korkuyorum gerçekten. Arkadaşım bozmayın şunu. Aşkından sarhoş olmuşum. Beyefendi gidin sola. Arkadaşım bakın baştan alıyor. Hiç. Müzik başlayacak. Eduardo geldi. Hayır. Müzik başlıyor. Eduardo siz diyor. Aşkınızı dansla ifade edin. Tamam. Durun. Beyefendi siz dansla ifade edin. Sonra sarılın. Basın hançeri. Tamam ben hazır. Ben şehvetin dansını yapıyorum. Arkadaşım. Gözlerim kapalı. Buyurun. Göster parmağı. Arkadaşım sen değil. Ha ben de ben işte, bıçak yapacağım ya. Ha yap yap abi. Evet tekrar gelin sarılın beyefendi şey çabuk olalım. Evet arkadaşım dur müzik yüksel. Beyefendi biraz aşkınızı ifade eden bir dansla gelin. Buyurun. Aşkın ifadesi dansla gel sarıl. Göster parmağı. Hain! Cerrah, ne yaptın? En sevdiğim turbakar kıyafetim gitti. İşte. Beyefendi, bir daha. Bir daha mı? Bir daha. Ah! Ne yaptın? Ben ne yaptığımı biliyor musun ki? Aşkım için yaptım. Aşkım için yaptım, kahpe! Bir anda yılanların ucu oldu bu. Ne? Kahpeyi at. Ha, siz atarsınız montajda mı? Buyurun. 7 tane istiyorum. 7 hançer her birinde bir sebep söyleyin. Buyurun. Çok mu seviyormuş? Evet. Çok sevdiği için 7 defa. Evet. Arkadaşım öyle her sebebe mi? Bir cevap istiyorum. Buyurun. Her seferinde bir cevap. Yok. Evet. Senin sebep ben cevap. Bu bir. Al sana. Sarı. Bu iki. Al sana. Ama bir gazım var. Bu üç. Kendin bilirsin. Bu dert. O öyle hoşuma gitti ki buraların. Bu beş. Ay. Hep bu altı. Bu son geliyor. Yedi. Düş yere. Düş. Öl. Bunu yapmamalıydın Cerrah. Bunu yapmamalıydın ya.